BN Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben psikolog Yeliz Arda. Her cumartesi sizlerle birlikte olmaya yine devam ediyoruz. Yine bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğum olacak. Kendisiyle teknolojiyi konuşacağız. Biliyorsunuz teknoloji çağındayız. Gelişmelere yetişmek gerçekten çok mümkün olmuyor. Hem kolaylıkları var tabii teknolojinin, hem de tabii bu durum dolandırıcılık ve yanlış kullanıma kadar da gidebiliyor. İşte tüm bunları konuşmak üzere, yani teknolojinin hem faydalarını hem de bize maalesef ki zararlarını ve dolandırıcılık üzerine, güvenlik kısmı üzerinden konuşmamız için stüdyomuzda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Kendisi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamız bugün stüdyo konuğumuz ve tüm merak ettiklerimizi kendisine yöneltiyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yeliz Hanım. İyi hafta sonları diliyorum çok sizlere teşekkürler. Ve değerli BBN Türk izleyicilerine. Çok teşekkürler. Bizler sizi artık izliyoruz. O kadar çok medyada bilgilendirme amaçlı programlara katılıyorsunuz ki bugün de çok istedim gelmenizi gerçekten. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, çok büyük bir tesadüfle buradasınız hatta. Evet. Bunu da konuştuk beraber. Evet. Hocam teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki hayatımızın ortasında. Hatta diyorum ki teknoloji mi bizi yönlendiriyor, biz mi aslında onu yönlendiriyoruz gibi bir oluşum içerisindeyiz. Özellikle sosyal medyanın bazı platformların inanılmaz derecede kullanımı artması ve popüler olması hem dolandırıcılık kısmında hem çocuklarımızı yanlış etkileme kısmında, psikolog olduğum için tabii hemen çocukluk kısmına giriyorum. Yanlış kullanımlar da söz konusu. Tüm bunları sizinle konuşmak istiyorum ama öncesinde artan bir siber zorbalık konusu var. Evet. Geçen gün de haberlerde izlemiştim. Bir platformda çocuklar video izlenme oranı için arkadaşlarını, belki yaşça büyük bir çocuğumuzu yaraladılar. Evet. Sırf işte video izlensin diye yapılan hareketler bunlar. Bu neden bu kadar çok arttı hocam? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii burada sosyal medyanın gücü ve etkisini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasının da en temel sebebi teknolojiyle çocuklar, gençler daha fazla haşır neşir. Evet. Özellikle de ergenleri de belki bu grubun teknolojinin içine dünyaya geldiler. Kesinlikle. Değil mi hocam? 2000 ve sonrası doğan nesil doğrudan akıllı telefonlar, tabletler, cep telefonlarına aslında bir şekilde daha 2-3 yaşında tanışmaya başladılar. Evet. Dolayısıyla da Yeliz Hanım, bu durum ister istemez onların bu alana ilgi duymasına sebebiyet verdi. Bir de tabii burada anne ve babaların bir şekilde hani kendilerinden feragat etmeyerek açıkçası. Sizin onunla ilgili bir ifadeniz var. Dijital, dijital bakıcı diyorum ben. Yani anne ve babalar çocuklarını dijital bakıcılara teslim ediyorlar. Emanet ettiler. Evet, ettiler ama. Ama ne kadar güvenli işte, değil mi? Nelerle karşılaşacaklar, hangi içerikler onların önüne çıkacak. Siz psikolog olduğunuz için çok daha iyi bileceksiniz. 0-6 yaş aralığı son derece önemlidir. Kişiliğimizin oluştuğu, %80 oluştuğu bir dönem. Erken çocukluk dönemi. O dönemde biz neyi öğrenirsek, neyi alırsak aslında yetişkinlikte o oluyoruz. İşte. Eğer biz dediğiniz gibi o dijital bakıcıları çocuğumuzu teslim edersek de bütün aslında dünyayı açık hale getirmiş oluyoruz. Her türlü tehdide de açık hale getirmiş oluyorsunuz. Çünkü daha genel bir eğitim almadan ya da bu konudaki artıları eksileri bilmeden bir şekilde yüzmeyi bilmeden aslında siz onu suya atıyorsunuz. Yani kısaca bu. Anne babaları soruyoruz işte 6 yaşında, 3 yaşındaki çocuğunu AVM'nin ortasında bırakır mısın ya da pazarın ortasında bırakır mısın? Aynı şey. Asla diyor. Nasıl öyle bir şey yapabilirim hocam diyorlar. Yani kızıyorlar ama siz dünyanın ortasına bırakıyorsunuz. Ama aynı şeyi işte dediğim gibi çok daha tehlikeli bir noktaya siz bırakmış oluyorsunuz. Burada aileler mi öncelik? Ben kusura bakmayın yani orada mutlaka bizi izliyorlardır. Önce anne ve babalarımızın bu noktada bence akıllarını başlarına devşirmesi gerekir. Evet, şimdi siz bu tehlikeleri de çok yakından bildiğiniz için ve size gelen
mesajlar, az önce de onu konuştuk, gelen mesajlar üzerine de siz çok şey öğrendiğinizi ve araştırma yaptığınızı söylemiştiniz. O yüzden anne babaların mesela sosyal medya ya da işte bilgisayarı nasıl güvenlik altına alacaklar? Bununla ilgili açıklamalarınız var hocam. Hangi aşamaları gerçekleştirsinler? Yani aile güvenlik paketleri var. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Nasıl güveneceğiz? Hangi paketi almalıyız? Mesela güvenlik kilidi oluşturacağız bilgisayara. Şimdi tabii bundan ziyade hani bunlar çok önemli, alınması gereken tedbirler ve önlemler. Ama önce ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesi gerekir. Şimdi bir iletişimci olarak, dijital iletişim alanında çalışan bir akademisyen olmama rağmen her zaman yüz yüze iletişimin daha sıcak ve sağlıklı olduğuna inanan bir insanım. Evet. Duygusal açlığımız oluşmadan. Evet. İşte duygusal açlık oluştuğunda o açlığı tatmin etmek isteyeceksiniz. O açlığı tatmin etmek için çocuğun gideceği yer sosyal medya oluyor. Evet. Tanımadığı insanlar, bilmediği insanlar. Siz sevgi, şefkat göremezseniz eğer çevrenizden, ailenizden, sosyal çevrenizden, o tatmin duygusunu sosyal medyadan ediniyorsunuz. Bazen de çocuklar aile içerisinde çok değersiz hissediyorlar. Yokmuş gibi davranıldığı için orada istediği kimlik de oluşturabiliyor. İstediği bir karakteri seçebiliyor. Sahte olmak kimlikler. İstediği sahte kimlikler. Sanal kimlikler. Fiziksel görümünden memnun olmayan çocuklar çok fazla mesela. Çok doğru. Çok doğru. Sosyal medya platformunda veya işte birçok kanalda oyun içerisinde olabiliyorlar. Evet. Çünkü onları olduğu gibi kabul eden bir platform var. Evet. Ve sosyal medyanın üç saç ayağı var. Evet. Hedonizm, yani hazcılık, narsisizm ve egoizm. Bu üçü bir araya tehlikeli. Üçlü tehlike. Evet. Bu üçü bir araya geldiğinde işte az önce gördüğümüz ya da ifade ettiğiniz manzaralarla karşı karşıya kalmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarda da artık kısa yoldan şöhret olayım, para kazanayım durumu söz konusu. O videonun çekilmesindeki temel gaye de o. Çünkü sizin dediğiniz gibi o çocuk bilgilendirici bir video çekse ya da işte ne bileyim akranlarıyla daha sağlıklı iletişim kursa izlenmeyeceğini biliyor. Evet. Ama işte zarar verirsen. Nasıl bir farklılık yapabilirim? İşte farklılık adına şiddete meyilli çocuklar yetişmesine sebebiyet veriyor. Ne yazık ki acı ama gerçek, ailelerin de bu noktada çocuklarını kullandığı, ifşa ettiği, teşhir ettiğini de görüyoruz. Evet, i̇şte çocuklarıyla videolar var. İşte bugün bunu yedik, bugün buraya gittik. İşte çocuğun işte komik videolarını paylaşıyorlar. Evet. Maalesef aileler de işin içine girmiş oluyor. Tabii. Bu çok izlenme hevesiyle, o haz duygusuyla takipçi kasma diyorlar hocam. Aynen. Takipçi daha fazla olsun diye. Ama çocuklarımızı bu sosyal platformlara, internetin, teknolojinin ortasına güvenliksiz bir şekilde bırakmış oluyoruz. Maalesef. Zaten siz de söylediniz. Yani işte Instagram anneleri var. Buradan gelir elde edebilmek adına çocuklarını küçük yaşlarda fotoğraflarını çekiyor. Banyo yaparken, mama yerken, işte bezini değiştirirken. Çok tehlikeli. Yani aynen, düşünebiliyor musunuz o çocuğun gelecekte yaşayacağı travmaları? Evet, evet. Sonuçta onlar dijital ortama attırılıyor. Evet. Dijital ortamda iz bırakıyoruz, biliyorsunuz. Dijital izlerimiz var. Dijital ayak izleri diyoruz biz bunlara insanım. Silseniz de o fotoğrafların ya da attığınız mesajların tamamen silinmediğini biliyorsunuz. Yıllarca aslında kalacak. Duruyor. O veri tabanında duruyor. Yarın öbür gün tekrardan önünüze çıkabiliyor. Dolayısıyla attığımız her adım artık, siz de dediniz ya, teknoloji çağında. Evet. Yani hani o George Orwell'ın 1984 romanında olduğu gibi büyük birader bizi her noktada izliyor. Yapay zeka algoritmaları bir şekilde bizleri takip ediyor. Bizi bizden daha iyi tanıyan algoritmalarla mücadele ederken bir de anne ve babalar olarak bunu destekliyoruz. Evet, desteklerseniz işte çocuklarınızı belki bir daha kazanmamak adına kaybetmiş olacaksınız. Bu da beni korkutuyor açıkçası. Evet, benim de çok korktuğum bir şey. Yani en azından bu çocuklar belli bir yaşa kadar, gelinceye kadar, beyin gelişimi tamamlanıncaya kadar en az hasarla, en az teknolojiyle iç içe olmasından yanayız. Evet. Yoksa teknoloji hepimiz kullanıyoruz hayatımızın ortasında. Hani biz bu yaşta nasıl doğru kullanmayı biliyorsak, o taraftan devam etmeye çalışıyorsak, en azından o çocukları da o küçük yaşlardan değil de sizin dediğiniz gibi o aile içi iletişim kısmıyla zenginleştirmek. Yoksa şunu asla ben tasvip etmiyorum. Yani ben bazen görüyorum anne ve babalarda sosyal medya zararlı ya da işte oyunlar zararlı diye telefonunu elinden alıyor, bilgisayarı yasaklıyor vesaire. Evet. Bu da doğru bir hamle değil. Çünkü o yasaklar cezbeder.
Dolayısıyla ne oluyor? Bu sefer arkadaşında, çevresinde bunu tatmin etmeye evet. çalışıyor. Ama bu sefer daha uçsuz bucaksız bir foseptik çukurun içerisinde. Biraz öfke oluyor. De sonra biriktiriyor aileye karşı yasak tabii. olduğu için. Yasak olduğu için. Zamanında beni yasakladı. Ben de istemedikleri siteye gireceğim. Ben de o zaman diyor ki onlara en güzel cevabı bu şekilde veririm diyor. Yani aslında etki tepki dediğimiz kavram ortaya çıkmış oluyor Yeliz Hanım. Dolayısıyla burada ailelerimize görev ve sorumluluk düşüyor. Toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Aile birimi. Anne ve babalar bu noktada farkındalığı arttıracak. Onlarla birlikte hareket edecek. Oyunları gerekirse beraber oynayacaklar. Gerekirse sosyal medya mecralarında beraber video çekecekler. O aile içi iletişim ve aileyle ortak yapılacak aktiviteleri öğrenen çocuk zaten ister istemez o güveni tesis etmiş olacak. Ve bundan sonraki süreçte sıkıntılarla karşı karşıya kaldığında, sorunlarla karşı karşıya kaldığında ya da siber zorbalığa maruz kaldığında yani izinsiz akranlarının, arkadaşlarının fotoğraflarını alması, videolarını alması, kayıt altına alması konusunda ailesine bilgi verecek. Anneciğim. Aileden destek alacak. Aile desteği çok önemli bugün günümüzde. Bu olmadığı müddetçe Yeliz Hanım siz de takdir edersiniz ki çocuklar o uçsuz bucaksız deryanın içerisinde kaybolmuş oluyorlar. Evet. Kendilerini kaybetmiş oluyorlar. Geleceklerini de bir şekilde kaybetmiş oluyorlar. Çünkü o işte videoları çekerek İleride diyor ki abone sayım artar, canlı yayın yaparım, buradan gelir elde ederim. Çünkü para bazı uygulamaların içerisinde biliyorsunuz böyle yayıncıları desteklemek amacıyla işte örnek vereyim işte diyor ki baklava, çay, spor araba, asa gibi böyle para karşılığı satın alınan hususlar var, unsurlar var. Bunları dediğim gibi desteklemek amacıyla, yayıncıları desteklemek amacıyla gönderiyorlar. Çocuk da bakıyor. Para işte, kazanıyor. Para kazanıyor diyor ki ben de kazanabilirim. Bu video 500 bin izlenmiş, 400 bin izlenmiş diyor. Arkadaşına zarar verdiği, kolunu kestiği video. Evet. O zaman diyor benim de böyle yapmam lazım diyor. Tabii uygulamalarda da güvenlik sorunları, gizlilik problemleri olduğundan dolayı bir de hukuki düzende eksiklikler yasada söz konusuysa eksiklikler var. Varsa işte ister istemez çocuk da o açığı kullanarak kendisi de fenomen olayım, influencer olayım, TikToker olayım, YouTuber olayım derken bu manzaralarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ondan sonra derede boğulan, efendim işte çatının üstüne çıkıp çatının işte çökmesiyle tamamen dibe vuran gençlerimizi, yüksek çocuklarımızı yerlerde görüyoruz. Yerlerde video çekmeye çalışırken hayatını kaybeden çocuklarımız da oldu. İşte onlar hep challenge dediğimiz akımlar bunlar doğru. karşımıza çıkan. Peki bunlarla ilgili bu sosyal medya tuzakları da hangi uygulamaları kullanmalıyız hocam? Şimdi şöyle söyleyelim. Nasıl bir güvenlik önlemi almalı aileler? Şöyle söyleyelim. Uygulamaların kendi içinde aile ebeveyn modları var. Kontrol modları var. Bütün uygulamalarda var. Hemen hemen hepsinde var. Bunu söyleyelim. Ama ben eğer anne ve baba olarak bunun ne olduğunu bilmezsem çocuğu kontrol etme şansım söz konusu değildir. Aslında çocuğun izlediği videoları, mesajlaştığı her türlü içeriği ebeveyn modundan ve kısıtlı modlardan takip edebiliyoruz. Bunların farkındalığının arttırılması çok çok bunu önemli. Bunu üşenmeyelim, yapalım. Lütfen. Evet, lütfen. Yani bu çok önemli. İlk önce uygulamanın kendi içerisinde kontrolü, aile ebeveyn denetimini sağlaması son derece önemli. Ebeveyn önce bunu sağlasın. Bir. İkincisi tabii ki ebeveyn filtreleri kullanmak son derece önemli. Bunlar uygulama dükkanlarında var Yeliz Hanım. Ücretsiz olanları kullanabiliriz. Ücretsiz bir şekilde de olanlar var. Lütfen onlar da güvenilir değil mi? Evet, bunlar güvenilirdir. Yani en azından çocuğun ne yazdığı ya da yasakladığınız içerikler, kelimeleri doğrudan telefon filtreleyebiliyor ve çocuğun önüne çıkartmıyor. Reklamlarda da çıkartmıyor. Aynı durum reklamlarda da geçerli. Aynı durum reklamlarda. Çünkü bazı reklamları masumane bir şekilde görüyorsunuz ama çok ciddi subliminal mesajlar. Yani çocuk, bilinçaltına doğrudan etki eden mesajlar içerdiğini görüyorsunuz. Çocuk çok masum bir oyun oynarken bir anda araya bir reklam giriyor ve inanılmaz görüntüler, İşte pornografik cinsel içerikle girebiliyor. O yüzden bu filtreler çok önemli. Yani bu kelimeleri girip o filtreyi oluşturmak dediğiniz gibi onu yapacağız. Önce sosyal medya hesaplarındaki uygulamalardan. O çok önemli. Aile filtresi aynen. dedik. Aynen. Aile filtreleri, ebeveyn, ebeveyn filtreleri bunlar son derece önemli. Bunlar uygulama dükkanlarından ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz, faydalanabileceğiniz bir yapıya sahip. Bunları yapmazsanız sosyal medya kötü deyip durursunuz. Evet. Sosyal medya zarar veriyor işte çocuğum. Sosyal medyanın başından alamıyorum, kaldıramıyorum ama biz ne yaptık?
Anne baba olarak da bunu yapabiliriz. Yapalım. O zaman güvende oluyor çocuğumuz. Yapalım. İstediğimiz programları kullanmasını sağlıyoruz. Lütfen. Çok önemli. Bu bunu, hususlar... Evet, ertelemeyelim lütfen. Evet, parolamız bu olacak Elif Hanım yani önce. Aile, anne baba ertelemesin, güvenlik ayarlarını yapsın. Evet, diyoruz. Ertelediğiniz an aslında siz o çocuğun geleceğini de ertelemiş ve hakikaten karartmış oluyorsunuz. Bunun özellikle altını çizmek istedim. Çok önemliydi hocam. Tekrar ettik onu da. Bir de son dönemde bu şikayet var. Benim de başıma geldi hocam. Program öncesi bahsetmiştim biraz. Bana da çok tanımadığım ama eğitim camiasından bir arkadaşımdan bir mesaj geldi. İşte hakkınızda şikayet var sitesinde. Sizinle ilgili yanlış bilgiler, olumsuz yorumlar var. İsterseniz bir tıklayın gibi bir mesaj geldi. Ama hemen anladım ben hani arkadaşımın o tarz otomatik bir mesaj yazmayacağını. Bundan mesela bu mesajı alan kişiler nasıl bir yol izlemeli? Şikayet var çünkü artık çok artmaya başladı galiba. En çok konuştuğumuz konular arasında güvenlik ihlali olan bir konu. Burada ne yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz hocam? Yeliz Hanım, bu değerli izleyicilerimize gelmediyse de böyle bir mesaj, hı hı, gelecek günlerde gelebilmesi kuvvetle muhtemel. Evet. Dolayısıyla şimdiden önlemleri aktaralım. Bana geldi hocam. Kesinlikle size geldi. Muhtemelen sırayla diğer arkadaşlarımıza da, izleyicilerimize de gelecek. O yüzden güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bunu biraz aktaralım. Şimdi efendim, sosyal medyanın kendine göre bir psikolojisi var. Bir korku atmosferi oluşturduğunu söyleyebiliriz bu tarz mesajların. Ve özellikle savunmasız anlarımızda ya da gece geç saatlerde bu tarz mesajlara maruz kaldığımızı görüyoruz. Çünkü siber dolandırıcılar, saldırganlar insanların psikolojisini de bir şekilde analiz etmişler. Belli zamanlarda demek ki gecede merak ediyorsunuz. Tabii. Ne oluyor gece, acaba? Ne oluyor? Benim hakkımda bir şey mi var? İnsan merak eder. Çünkü hani günümüzde İtibar suikastleri de çok fazla olduğu için sosyal medya üzerinden. Dolayısıyla Yeliz Hanım, siz bir psikologsunuz. İşte aileler çocuğunu size emanet ediyorlar. Dolayısıyla sizin itibarınızın sanal ortamda süre gelmesi son derece önemli. Çünkü insanlarla ilgili bilgi arandığında artık ilk kullandığımız mecra sosyal medya ya da internet oluyor. Tabii güvenilir, işimizde güvenilir olmak çok önemli. Gelince de çok şaşırdım. Evet. Hatta o linki tıklamadım. Başka bir arama motoruna yazdım. Evet. Hani nasıl bir site, ne yapıyor bu sitede diye. Evet. Biraz merak ettim ve hakikaten de birçok kişi şikayet var kısmında mesaj yemiş. Evet. Mesajlar ulaşmış. Bunu böyle gözlemlemiş oldum. Şimdi o şöyle oldu. Tıklasaydım ne olurdu hocam? İşte evet. Şimdi önce bir arkadaşınızdan size popüler bir şikayet sitesinin logosu, görseli, resmi logosu kullanılarak bir mesaj geliyor. Arkadaşınız sizi düşündüğünü ifade ederek geliyor. Yani işte bir bak ki, istersen. Yeliz Hanım bakın, ya da Yeliz. İşte neyse, konuşmanız, geçmiş konuşmaları da bakıyorlar kontrolde, hesap ele geçirdikten sonra. Onu da hesap, öyle mi hocam? Ya ay, siz korkunç. Ne diyorsunuz? Tamamen bir analiz. Korkunç. Hani eskiden biliyorsunuz, hırsızlar gözüne kestirdikleri evi, mahalleyi önce bir analiz ederlerdi. Bakarlardı. Yeni nesil hırsızlar da dolandırıcılar da sanal ortamda o bıraktığınız dijital izleri ya da mesajları takip ederek mesela diyor ki, kanki diye kullanıyorsa o hitabı gerçekleştiriyor. Aha. Çünkü bana birisi kanki deyip bir anda Murat ya da Murat Bey derse... O zaman soru işareti. O zaman ben düşünürüm ya, bu karşımdaki kimdir derim yani. Ama aynı dilden konuşuyorsa, ya işte abi ne yapıyorsun, ne diyorsun? Ya güven abi, sağlıyor. Güven sağlaman. İşte onu da geçmişte yaptığınız çalışmalar ve bıraktığınız dijital ayak izleri aracılığıyla yapıyor. Ya hocam, ne kadar detay, inanılmaz. Evet ya, düşünebiliyorsun. Hani bazen derler ya, şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerden. Şu an o dönemdeyiz ya, gerçekten. Şu an o noktadayız. Dijital dünyada bir de pandeminin de burada bir etkisi oldu. İnsanların daha da hani, geliştirdik bunu galiba. Evet yani pandemi, o siber hırsızlar, dolandırıcılar farklı yöntemleri çok rahat geliştirdiler. Ne oldu? O görselde gerçekten bakıyorsunuz. Haber şikayet sitesinde evet ya, gerçekten işte Ali Murat Kırık diyor, işte evli kadınla fotoğraf çektirmiş. Evet, öyle bir şey. Öyle. Evet, öyle. İnsanları mesaj nereden vurursunuz? Ya işte siz bir kadın olarak derler ki, işte sen işte bir evli bir erkekle ilişkiye geçmişsin. Evet. Bununla ilgili çok ciddi mesajlar gelmiş. Hep korkulara bakın. Dikkat edin. Toplum içerisinde hep ahlak marjinal dediğimiz ahlak üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Siz de tabii ki Yeliz Hanım, yanlış olduğunu biliyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz ama o işte o korku
ya böyle bir terbiyesizlik, böyle bir ahlaksızlık varsa hemen bunun önüne geçebilmek için bu mesajı alayım, görseli alayım, savcılığa suç duyurusunda evet. bulunayım diyorsunuz. Yine ne yapıyorsunuz? De tıklamış oluyoruz. Tıklıyorsunuz. Bir şekilde olumlu ya da olumsuz onu tıklamış oluyoruz. Çünkü zaten biliyor amaçları insanları. O amaç bu zaten. Yani artı da olsa eksi de olsa sizi o tuzağa çekmek, düşürmek. Ne oluyor Yeliz Hanım? Burada o linki tıkladıktan sonra size diyecek ki şikayeti görebilmek için Instagram hesabınıza giriş yapın. İşte evet. olay buradan aslında zaten bunu pat istiyor. Pat veriyor. Instagram hesabımızı çalmak için bu yöntem kullanıyor. Evet. Çünkü siz de ne yapıyorsunuz? Evet, şikayeti görmek için kullanıcı adınızı yazıyorsunuz, şifrenizi bütün yazıyorsunuz. Bütün bilgileri veriyoruz. Bütün bilgileri kendi elinizde aslında kuzuyu vermiş kurda teslim zaten. Etmiş oluyorsunuz bir nevi. Bu sefer ne oluyor? Hatta çift faktör doğrulama dediğimiz evet. mesaj cebinize, cep telefonunuza gelen mesaj. Yani örnek vereyim. Ben şimdi sizin şifrenizi biliyorum. Ama ben sizin hesabınıza erişim sağlayamam. Niye? Çift faktörünüz açıksa, çift faktör doğrulamanız açık. Siz de açık ama o mesajlarda onu da istiyorlar sizden. Çift faktör doğrulamayı girmeden şikayeti göremiyorsunuz. O yüzden diyor. Hiçbir şey, o zaman lütfen. Gördüğümüz şikayet var kısmında öyle bir mesaj alırsak evet. asla onu tıklamıyoruz. Lütfen. Lütfen. İşte arama motorundan şikayet var kısmına yazabiliyor muyuz evet. orada bir soru? Ha, mesela yani merak yazın, ediyorsak. Böyle bir şey. Eğer evet, gerçekten merak ediyorsanız ki kendine güvenen insanlarda ben bunun olacağını tahmin evet. etmiyorum açıkçası. Yani siz ne yaptığınızı ne ettiğinizi bilmez misiniz aslında baktığınızda? Tabii ki. Ya da o kişi arkadaşınız mutlaka sizde samimiyseniz bir iletişim bilgisi tekrar vardır. Tekrar telefon edebilir. Telefonla söyleyebilir Aynen. aslında. Niye Instagram'dan yazsın değil mi? Bunları lütfen evet. düşünsünler evet. değerli izleyicilerimiz. Evet. Yeliz Hanım. Bir de hocam program öncesi de bahsetmiştim bu sadece internet ortamında değil SMS olarak da bana iki tane iki günde mesaj geldi. Oyuncu Kast Ajansı adı altında. Diyor ki işte okumuştum size biliyorsunuz. Başvurunuzun tamamlanması için aşağıdaki linke bir fotoğraf yüklemeyi ihmal etmeyin diye. Hani internet yoksa artık sadece internet değil SMS yoluyla da insanları kandırmakta dolandırıcılık başladı. Maalesef. Evet. Şimdi Yeliz Hanım özellikle 50 yaş üzeri kesim istatistiklere baktığımızda sosyal medyayı çok yoğun kullanmıyor ya da sosyal medyadan çok fazla vakit geçirmiyor. Şimdi dolayısıyla evet. ne yapıyoruz efendim? Bu süre zarfında ister istemez insanları bu dolandırıcılık tuzağına düşürebilmek için SMS tuzağını kullanıyorlar. Sosyal medyayı kullanmıyorsa veya sosyal medyası yoksa evet. o kişileri de dolandıralım. Ne yapalım? Ne edelim? Bu sefer de o zaman biz onları tuzağa düşürmek için SMS. SMS klasik. Atıyorum. Short message service. Kısa mesaj servislerini kullanalım. Ne yapıyorlar? İşte bir yere başvurduğunuz, doğru. oyunculuk güya ajansına başvurduğunuz evet. ya da işte ne bileyim efendim bir dijital yayın platformuna abonelik için başvurduğunuzu ifade ediyorlar, iddia ediyorlar. Aslına bakarsanız Yeliz Hanım böyle bir şey söz konusu değil. Sizi o çukurun içerisine çekebilmek, o dolandırıcılık tuzağını organize işe çekebilmek için bu mesajı gönderiyorlar. Evet. Linki tıklamanız isteniyor. Linki tıkladıktan sonra başvurunuzu iptali için... İşte telefon bilginiz, bütün bilgileriniz, e-posta bilgileriniz ne yapıyorsunuz? O bütün bilgilerinizi siber hırsızlara aktarmış oluyorsunuz. Bu da ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz mesajlar da gelebilir. Son dönemde cazip bir hale gelmeye başladı. Özellikle oyunculuk belki de yeni neslin en popüler mesleklerinden oyunculuk bir tanesi. Konuşulmaya başlandığı evet. için. Hocam çok önemli bilgiler alıyoruz sizden ama kısacık bir aramız var. Tabii. Aradan sonra tekrar birlikteyiz hocamızla. Yaşamın anahtarında... Teknoloji konuşmaya devam ediyoruz. Teknoloji hayatımızın noktasında, merkezinde olmaya başladı. Ama teknolojiyi kullanırken ne kadar güvenli kullanıyoruz? Güvenlik alanlarımız ihlal ediliyor mu? Yoksa dolandırıcılık kısmı ne kadar çok arttı? Tüm bunları değerli hocamız, doçent doktor Ali Murat Kırık hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. Hocam en son şikayet var kısmında kalmıştık. Evet. SMS yoluyla da artık bu tarz dolandırıcıların mesajlarına maruz evet. kaldığımızdan bahsettik. Özellikle 50 yaş üstünden bahsettiniz. Evet. Hani bunu çok düşünmediğimiz, aslında aklımıza getirmediğimiz bir durum. Herkesin interneti olmayabilir ya da sosyal Tabii. medyası olmayabilir. Demek ki artık sosyal medya kullanmayanları da hedef almışlar. Ve artık SMS'le de dolandırıcılık kısmında çalışıyorlar diye gözlemliyoruz Kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. Yani bu özel günler içinde yapılıyor. Evet. Şimdi ne bileyim bir emek ikramiyesi ödenecek, bayram ikramiyesi ödenecek. En hassas noktaları Tabii, değil mi? Yani doğru işte söylüyorsunuz. Diyor ki bayram ikramiyenizi almak için tıklayın diyor. Ya da bayram ikramiyeniz diyor işte
sizin adınıza çekilmiştir diyor. Ve yine dediğiniz gibi korku oluşturup yani ve tıklayabilir. Korku, panik. Ben onları işte korku görselleri, korku mesajları adını veriyorum. Hı hı. Şu an aslında yaşadığımız olayların hepsi bu. Yani hep korkuyla, panikle bunları oluşturuyorlar ve bir şekilde o tıklanması isteniyor. Bu mesajlara, içerikleri tıklanması isteniyor. Ondan sonra işte sizin de az önce söylediğiniz ki bunlara biz genel olarak oltalama faaliyeti adını veririz. Balık avı gibi düşünün. Oltayı sallıyor siber hırsızlar. Kimi o zokayı yutturabilirsek diyorlar. O kim oltalama tıklayabilirse oradan, devam edeceğiz. Oradan diyor devam edeceğiz. Hesapları ele geçirmeye. Ondan sonra zincirleme zaten. Sizden bana, benden ona derken bir anda bütün hesaplar siberhırsızların kontrolüne geçmiş oluyor. Evet. O yüzden şikayet var ya da işte oyunculuk ya da maaşla ilgili ister SMS olsun ister diğer dijital platformlarından lütfen linkleri tıklamıyoruz. Lütfen. Değil mi hocam? Aynen, mesajımız bu olsun. Direkt hiç tanımadığımız, bilmediğimiz yerlerden asla linkleri tıklamıyoruz. Arkadaşınızdan bile gelse arkadaşınıza doğrudan iletişime geçin. Hiçbir şekilde onun gönderdiği mesaj cevap bile yazmayın, doğrudan silin. Hı hı. Çünkü muhtemelen hesabı ele geçirmiştir. Zaten sizinkide. Sosyal medya mecraları size doğrudan mesaj üzerinden bildirim, ihlal vesaire konusunda mesaj atmaz, göndermez. Bunlara kanmadığınız, inanmadığınız zaman zaten rahatsınız, güvendesiniz yani. Peki bir de hocam bunlardan bahsederken sen de ekle kısmı vardı. Evet. Onu da sormak istiyorum size. Çok fazla kişinin bunu kullandığını gözlemliyorum. Henüz ben çözemedim ama şimdi bilmediğim bir şeyde zaten hani dediğiniz gibi tıklamıyorum, giriş yapmıyorum. Hazır sizi bulmuşken de bu sende ekle kısmı nedir? Nasıl bir tehlike arz ediyor bizler için? Şimdi efendim son dönemlerde tabii ki sosyal medya mecraları daha popüler hale gelebilmek, kullanıcı sayısını arttırabilmek ve kendi büyük veri havuzuna veri çekebilmek adına farklı eklentiler geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi sende ekle akımı. Meta şirketi yani eski ismiyle Facebook şirketinin geliştirmiş olduğu bir uygulama. Eğlenceli gibi görünüyor ama bilmiyorum. Ama aslında görünen o. Yani şöyle oluyor. Siz aslında diyorsunuz ki mesela evcil hayvanını paylaş. Evet. İşte en güzel benim kızım diyorsan paylaş. Evet. İşte gittiğiniz yeri paylaş gibi böyle en akım. En tehlikeli hem yerimiz hem çocuğumuz hem yaşantımızı paylaşıyoruz. Evet. Ve sen de ekle dediği kişiler mesela takipçileri ya da eşi dostu. O zaman o da işte Ayşe Fatma paylaşmış. Ben de çocuğumun resmini paylaşayım mı deniyor ve ekleniyor. Bir anda 10 bin, 20 bin fotoğraf uygulama havuzu içerisine giriyor, işleniyor. Hem yapay zeka algoritmaları için kullanılıyor. Hı hı. Hem de dediğim gibi yarın öbür gün ise güvenlik sorunu riski olarak beraberinde geliyor. Çünkü bu kişisel verileri koruma kapsamında da bir suç aslında bakarsanız. O yüklenen fotoğraf herkes tarafından görülüyor. Sadece arkadaşlarınız, çevreniz değil. Bütün herkes işte Yeliz Arda ne yapmış işte şunu yüklemiş. Tak sizin fotoğrafınızı da görüyor orada. İşte çocuğumuzun fotoğrafı en korktuğumuz şeylerden kesinlikle. Bir tanesi. Çocuğumuzun fotoğrafın kullanılması zaten. Hatta bu kullanılan yani o yüklediğiniz kendi elinize yüklediğiniz fotoğraflar sadece algoritmalarda kullanılsa en masumu. Ne oluyor? Çok müstehcen sitelerde bu fotoğrafların kullanılarak Photoshop yapılarak daha sonra sunulduğu ve düşünebiliyor musunuz o çocuğun gelecekteki ruh hali, yaşayacağı travma bunları düşündüğünüzde gerçekten anlık zevk, anlık beğeni adı altında yaptığımız çok büyük bir aslında hata. Evet. Bu hatayı devam ettiriyoruz. Hala o akımlar aracılığıyla sen de ekle dediğimiz fotoğraf eklediğimiz mecraya. Bir fotoğraf albümü. Yani binlerce kişinin girebildiği, görebildiği bir fotoğraf albümü haline geliyor. Kesinlikle. 10 kişinin, 5 kişinin yüklediği fotoğraflar değil de binlerce kişiye siz özelinizi sunmuş oluyorsunuz. Ve sonrasında dediğiniz gibi çocuğumuz büyüdüğünde de bununla karşılaşabilir ya da hiç olmayacak sitelerde fotoğrafı olabilir. Görülüyor. Hatta bununla birlikte biliyorsunuz belli işte 10 yaş akımı, 20 yaş akımı gibi akımlar da çıkmıştı Yeliz Hanım. İşte öncesi sonrası gibi işte 10 sene önceki fotoğrafım, 10 sene sonraki fotoğraf. Bunların hepsine biz sosyal mühendislik adını veriyoruz. Sizden veri çekebilmek için, veri toplayabilmek için ya da işte geçmişteki biliyorsunuz arşivlerimizdeki hani fotokimyasal fotoğraflarımız, basılı olan fotoğraflarımız 36'lık filmler vardı, insanlar çekerlerdi. Evet. Şimdi onlar da hepsi bu şekilde dijitale aktarılmış oldu. Evet. Bu da ne oldu? Büyük veri havuzuna girmiş var olmayan
Fotoğraflar da girmiş ol. Bunu düşünecek insanlar. Yani neden böyle bir akım çıksın ki? Evet, neden paylaşalım? Evet. Yani güvende olmak istiyorsak hem ailemiz hem bizler hem çocuğumuz lütfen bu paylaşımları artık yapmayalım. Değil mi hocam? Onu bir mesaj olarak sizden duyalım kesinlikle mı? Kesinlikle. Ama işte ben geri kalmayayım. Topluluk içerisinde ben de var olayım. Hı hı. Kendini var etme arzusu içerisinde olan insanlar bu o fotoğrafları paylaştıklarında ya da o akıma katıldıklarında toplum tarafından kabul göreceklerini, çocuklar da aynı şekilde. Ya da şöyle de olabilir, hani bir arkadaşınızdan geldi diyelim, arkadaşınız size sen de yükle dedi, siz yüklemediniz, acaba arkadaşlık ilişkileri de mi bozuluyor? Ama doğru, bunların olduğuna şahit oluyoruz. Yani sosyal medyadaki bir tartışmanın reel hayata yansıdığını. Evet, ben senden rica ettim, yüklemedin. Hı hı. O zaman arkadaşlığımızda geri evet, çevirdin. Geri çevirdin işte, o algı söz konusu oluyor. Hı hı. Yani demek ki benim bu uygulamama dahil olmuyorsa, benim davetimi geri çeviriyorsa o zaman arkadaşlığımızda, bu bana güvenmiyor. Evet. Arkadaşlığımıza zede getirebilir. Ben o yüzden onunla tamamen iletişim irtibatı keseyim deniyor. Ve yıllardır dostluk kurulan, arkadaşlık kurulan kişilerle aramız açılabiliyor. Evet, o yüzden. Bu sadece arkadaşlarla değil, evli çiftlerde de başımıza geliyor. Doğru. Ya maalesef yani hani evli çiftlerin de karşısına çıkıyor. İşte sen şunu yaptın, bunu yaptın vesaire deniyor. Sosyal medyadaki en ufak bir tartışma şu kimdi, bu kimdi derken aslında boşanma noktasına kadar bütün aile iletişimimizi, arkadaşlık, dostluk ilişkilerimizi zedeleyen bir durum haline geliyor. Maalesef. Peki hocam, bu sosyal medya yasası neleri kapsıyor, neden bu kadar çok tartışılıyor, neden bu güvenlik önlemleri hala bir yasa olarak karşımıza çıkmadı? Herkes istediği uygulamayı oluşturuyor, kullanıyor, paylaşıyor. Bu neden bu kadar çok tartışılıyor ve uygulamaya henüz geçilmedi daha detaylı bir şekilde? 2020 yılında BBN'de de çok konuştuk o zaman. 7.250 sayılı bir sosyal medya yasası çıkmıştı. Sosyal medya yasası günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerine temsilcilik açma zorunluluğu getiriyordu Yeliz Hanım. Hı hı. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal medya şirketleri eğer buradan bir gelir elde ediyorsa bunun vergisini de vermek zorunda. Ben nasıl bugün otomatik olarak devlet çalışanı olarak benim ayın 15'inde bütün vergim kesiliyorsa bu şirketlerin de ödemesi gerekiyor. Çünkü bunlar katma değer sağlayacak. Ülkeye girdi olarak geri dönüşüm sağlayacaktı. Evet. Ama bu şirketler dediğim gibi özellikle bu konularda hep ayak diretmeye başladılar. Yasa çıktı 2020 yılında ama biraz teoride kaldı. Pratikte, uygulamada diyorum ya 6 ayda bir bana yasaklanan hesaplar, işte kapatılan hesaplar, şikayet edilen içerikler konusunda rapor sunulması gerekiyor. Hani böyle bir hiçbiri şey sunuldu. Hiçbiri almıyorsunuz. Aynen. Sonra. Hiçbir şey yok, söz konusu değil. Aslında öyle bir rapor alsanız daha da bilinçli bir şekilde ilerleyecek tabii, güvenlik kısmında. Ya benim için çok evet, önemli. Evet. Çünkü insanlar hep şunu diyor yani işte bu bir sansür olabilir mi sosyal medya? Ama bunu düşünürken de bu sefer insanların özeliğe, mahrem kısımlarına giriliyor. Dolandırıcılık faaliyetleri evet, yürütülüyor ve buna biz dur diyemiyoruz. İşte Yeliz Hanım öyle hassas, bıçak sırtı dediğimiz bir kavram var ya, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Ama aynı o durumu bu çok yaşıyoruz. Önemli yani hepimizin refahı için, güvenli yaşamamız için aslında. Evet. Tamam, bütün önlemleri aldık ama bu uygulamalar bitmeyecek, bitecek gibi de değil zaten. Karşımıza farklı şekilde de geliyor. Her geçen gün bir şey keşfediyoruz. Biz bunun önüne nasıl geçeceğiz yani? Bütün filtreleri yaptık, güvenliği aldık. Platformları mı kullanmayacağız? Ya işte olacak işte. Evet. Arada hatırlarsanız konuştuk. Az önce saydığımız sosyal medya mecraları belki en masum aileleri çocuklar için. Doğru söylüyorsunuz. Samimiyetle evet, söylüyorum. Evet. Çünkü onun çok çok ötesinde daha ailelerimizin bilmediği, oyunlar duymadığı var, o işte sohbet pencereleri var, işte, uygulamaları var evet, en tehlikeli kısım. Evet, orada insanlara samimi görünüyor. Sonuçta Yeliz Hanım, ben sosyal medyada tanıştığım bir insanın kimliğini, gerçek şeyini bilmiyorum ki, karakterini bilmiyorum ki, orada bana sunulan olarak görüyorum. Fotoğraf koymuş, içerik koymuş, mesaj koymuş, biyografi paylaşmış. Ama gerçekten bu mu? Değil. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani. Ya da bu mu? Değil. Bilmiyoruz. Aslında bunun araştırılıp sahte bir hesapsa bu yasa böyle devreye girdiği zaman evet, sahte bir hesapsa iptal mi edilecek? Evet. Yani bununla ilgili siz suç duyurusunda, savcılar suç duyurusunda bulunduğunuzda ya da işte dediğim gibi sulh ceza hakimliğine erişimin engellenmesi talebinde bulunduğunuzda doğrudan işlem yapılmış olacak. Buradaki en büyük sorunumuz bizim
IP bilgiler, yani fiziksel adres bilgilerinin paylaşılmaması sorunuydu. Bazı mecralar bunu çok direttiler, ayak direttiler. Burada insanların da tabii ki bir korkusu var. Yani bu yasa çıktığında dezenformasyon yasası acaba düşünce ve ifade özgürlüğümüze zede getirebilir mi? Bunu engelleyebilir mi? İnsan hakları kısmı da aslında işte, devreye giriyor. Demokrasi ve insan hakları açısından da bakıyor. Ben o durumda olan insanlara da hak veriyorum. Çünkü bugün işte günümüzdeki skandallar, spekülasyonlar hep biz ilk olarak sosyal medyada duyuyoruz aslında. Bu mağdurun da insan haklarına giriyor aslında. Tabii. Hani bunu uygulayan kişiler evet insan haklarını zedeleyici şeyler yapıyor ama mağdurlarımız var. Mağdurlarımızı da korumak zorundayız. İşte burada o dengeyi iyi sağlamak lazım. O yüzden dünyada nasıl Fransa'da, nasıl Almanya'da, nasıl İngiltere'de bununla ilgili kontrol ve denetim mekanizmaları söz konusuysa Türkiye'de de bu olmalı. Ama sadece Yeliz Hanım burada ortak akılla bu sorunun çözülmesi, yani yasa yapılacaksa eğer iktidar da konuşsun, muhalefet de konuşsun, ortak paydada mutlaka buluşulacak. Hepimizin sözleri olsun, hepimizin yetkisi olsun, görüşleri olsun. Evet efendim. Çünkü sosyal medya madem kapsayıcı, adı üstüne toplumsal, hepimizi ilgilendiriyor. O zaman burada da hepimizi ilgilendiren akademisyenler olmalı sizler gibi. Tabii onlardan da görüş alınsın. İşte gerekirse psikologdan da olsun, hukukçudan da görüş alınsın. Ortak konsorsiyumla sorunlar çözülürse kalıcı olur. Peki bu mesela Avrupa'da nasıl? Bu sorunlar çözülmüştür diye düşünüyorum. Şimdi efendim şöyle. Hep Avrupa'yı örnek alıyoruz ya bütün ya açıklamalarda. Evet, ama inanın orada da aynı sorunların yaşandığını görüyorum. Çünkü bu öyle bir mecra ki sosyal bitmiyor. Medya. Yani her bitmiyor. Geçen gün yenisi eklendiği için sonu yok yani. Ya sonu yok. Yani sürekli dediğiniz gibi yenileniyor. Yeni bir şekilde karşımıza adı üstünde, çıkıyor. Adı üstünde. Hani diyoruz ya yeni medya. Yeni medya. Yenilenen medya aslına baktığımızda. Doğru söylüyorsun. Yenilenen medyayla uğraşıyoruz. Medya. Yeni medya sonuçta 2000'li yılların başında çıktı. O zaman kompakt diskleri de biz yeni medya içerisine dahil ediyorduk. Şimdi o mu o kaldı? O zaman 2022 yenilenen medya. Yenilenen diyelim. Medya kavramının ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü metaverse'lerden bahsediyoruz, NFT'lerden bahsediyoruz. Evet. İşte kripto para sistemlerinden bahsediyoruz efendim. Dolayısıyla sürekli gelişen ve değişen bir teknoloji içerisinde insanların da sürekli değişken ve devinim içerisinde olması gerekiyor. Bizi takip de etmiş. Aslında böyle canlı tutuyor ve sürekli şeydeyiz, tetikteyiz. Yani el tetikte deriz evet, ya. Evet hani öğreniyoruz da bunları yaparken. Kendimizi de belki teknoloji alanında geliştiriyoruz da. Tabii. Hani iyi tarafından biraz bakmaya çalışıyorum. Artılarını hani da alalım bence. Güvenlik kısmını evet ülkemizin yetkilileri zaten sorunu çözmek durumunda. Evet. Toplumsal olarak ama bir yandan bunlarla da mücadele ederken geliştiriyoruz kendimizi. Şimdi tabii çünkü Yeliz Hanım az önce söyledim ya siz bunu gelsin devlet kurtarsın derseniz olmaz. Bu önce bireysel. Bireysel evet. Önce. Yani şimdi şöyle az önce söylediğimiz tuzaklar ya da işte çocukların düştüğü tehlikeler tuzaklar. Bunları söyledik. Sen anne baba olarak önlemini almazsan ondan sonra devlet kurtarsın dersen olmaz. Yine yetersiz tabii yetersiz ki. Kalır. Önce çünkü bireysel o aile içerisinde bunu çözmemiz lazım. Hani hep deriz ya önce kendi evinin önünü süpür. Evet. Onu yaparsak ondan sonra zaten devlet ortak noktalara müdahil olacaktır. Ama ben önce farkındalığımı arttırayım. Evet. En azından bu oyunlara düşmeyeyim, bu tuzaklara düşmeyeyim. Ondan sonra tabii ki bir sıkıntı, sorun varsa gideyim yine devletin yetkili kurumlarına, mercilerine başvuru yapayım ya da işte yasaların çıkmasını bekleyeyim. Ama önce ben önlemi almalıyım. Önce elimden geleni ben yapayım ki evet. Hem kendimin hem yakın çevremin güvenliğini kontrol altına alalım tabii. Ki sonrası tabii, tabii ki devletimiz tabii. Bununla ilgili elbette çalışmalar ki. Yapacaktır. Yani. Hani. Metaverse dediniz. Evet. Peki hocam Metaverse fırsat mı tehdit mi diye sorsam. Evet güzel çok misin? derin bir konu biliyorum. Çok evet, gelişiyor yani gidiyor. Bir programa yetecek ya da bir iki dakikaya aktaracağımız bir mevzu değil. Belki gelecekte çok daha fazla konuşacağımız. Nacizane Yeliz Hanım daha dünyada bu kavram çıktığında yani bu alanda araştırmalar yaptığım için Türkiye'de de ilk konuşan insanlardan biri benim bu alanda derinlemesine analizler yapan, araştırmalar yapan bir insanım. Bizi farklı bir sistem bekliyor gelecekte. Tamamen sanal bir dünya. Yani sosyal medya ile aslında hazırlanan. Başlayan, bizi hazırlıyorlar. Hazırlıyor, aynen. Hani giriş gelişme sonuç vardır ya bir biz makale şu an girişteyiz. Girişteyiz, aynen öyle. Emekleme aşamasında var olan bir sistemden, teknolojiden bahsediyoruz. İleride gözlüklerinizi takarak, tulumlarınızı giyerek sanal gerçeklik evrenlerine ben seans yapmak istiyorum hocam öyle. Yapabileceksiniz. Gözlüklerimizi. Evet. Pandemide bununla ilgili biraz düşünmüştüm ama tabii geliştiremedim. Evet. O kadar tecrübemiz yok maalesef. Hani VR gözlüklerimizi takalım. Metaverse ortamında buluşalım. Seans yapalım. Evet. Orada bir
danışan odam olsun, ofisim olsun gibi. Evet. Böyle bir düşüncem vardı. Herhalde sizin bu söylediklerinizden onu anlıyorum ben. Olacak. Olacak. Evet. Olmak da zorunda. Çünkü şöyle düşünün. Sosyal medyaya en başta ayak diretmişti. Kanallar, kurumlar, medya kuruluşları. Ama sonradan şu an baktınız. Herkes bir YouTube kanalı. Bütün geleneksel yayın kuruluşları YouTube kanalı açmak. Evet. Twitter açmak. Facebook açmak zorunda kaldı. Evet. Hatta bu yayını karasal uydu aracılığıyla izleyen değerli izleyicilerimiz olduğu gibi YouTube üzerinden canlı yayınla da seyredebiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bu gerçekliği, realiteyi göz ardı edemeyiz. Bunu zaten bunu yaşıyoruz. Sadece kendimizce önlemlerimiz olmalı ve fark etmeliyiz, değil mi? Bu evet. Güvenlik ve dolandırıcılık kısmında evet. Özellikle. Yani çünkü metaverse'te de bizi bekleyen en büyük tehlike dolandırıcılık tehlikesi. Orada da cüzdanlarınız olacak. Dijital cüzdanlarınız olacak. Kripto cüzdanlarınız olacak. Burada dijital varlıklarınız, arsalar, satılan arsalar, evet, ilk onunla kripto paralar. Olay olmuştu. Aslında evet. Arsa yani işte satıldı. Sahilde evet. Yer kalmadı. Ama hangi Metaverse? Yani bugün 40-50'nin üzerinde Metaverse projesi var. Overland var, USMverse var, Decentraland var. Ondan sonra... Hiçbirini bilmiyorum hocam. İşte, hani, zamanla öğreneceksin. Yani evet. Bugün sosyal medyada da öyle. Biz belki 5-6 tane büyük sosyal medya şirketini konuşuyoruz ama... 40'ın üzerinde sosyal medya mecrası var aslında baktığınızda. Değil mi? Aslında tabii. Birkaç başlık üzerinde dolanıyoruz. Hep birkaç bahsediyoruz. Evet. Hep aklımıza gelenler evet, evet. Reklama girmek en için. Çok... Facebook, Twitter, Instagram hep aklımıza geliyor. En çok kullanılan mecralar olduğu için. Ama aslında baktığınızda Metaverse evrenleri için de aynı durum söz konusu olarak. Diyor ki işte Türkiye'de işte yer kalmadı. Arsa evet. kalmadı deniyor işte. Bir de orada da tekrar korku kültürü geliyor hocam. Yine bizi bir korkutuyorlar. Yine oraya saldıracağız belki işte arsa kalmadı ben ne yapacağım evet. dışarıda mı kalacağım? Bir de Yeliz Hanım eskiden hani bu 60'lı 70'li yıllarda İstanbul'a hani taşı toprağı altın deyip Metaverse'ün gelen insanlar, taşı. Evet, gelen insanlar zamanında ya annem babam keşke buradan bir arsa alsaydı almıştı. Dedi ya. Bari şu an diyor benim annem babam diyor bunu yapmadı. Ben diyor bari Metaverse'de alarak. En azından bu imkanı faydalı çocuklarıma yapayım. Güzel bir yatırım bırakayım diye yani düşünüyorum. Miras kısmı bile geldi hocam. Dijital miras. İnanın dijital miras. Evet. Yani düşünün. Yani kripto para cüzdanındaki varlıklarınız ne olacak gelecekte nereye kalacak? Ya da sizin sosyal medya hesaplarınız. Ne olacak değil sanırım, mi? Ne olacak? Hangi çocuğuma kalacak ya, evet. mesela? Kalabilecek mi ya da? Takipçim var, YouTuber'ım belki. Evet. O hesap kanalınız kime? Var. Evet kanal var. Kanalınız doğru. var. YouTuber olarak. İçerik üretmişsiniz, milyonlarca takipçiye ulaşmışsınız, milyonlarca bir izlenmeye var. Bir gelir var. Bu da bir miras kalması doğru, gerekecek doğru. yani. Onun için ayrıca bir yasa düzenlenmeli. İşte şimdi dijital evet. mirasla ilgili ben de nacizane bu alanda çalıştığım için Yeliz Hanım, bu konuda ben de hep bilgilendirmeye çalışıyorum. Dijital varisiniz olacak. Sosyal medya şirketleri artık atamayı sizden talep edecek. Bugün Facebook'ta var mesela dijital varis bırakabiliyorsunuz. Ama... sizi bekleyen en büyük tehlike ileride dijital cüzdanlarınız, kripto cüzdanlarınızın sizinle birlikte ölmesi. Yani sizinle yok birlikte olması. Yok olacak. Evet. Yani şifreyi eğer bilmiyorsa bir kişi evet. 12 haneden 12 kelimeden oluşan bir şifreyi bilmiyorsa çünkü MetaMask cüzdanlar ya da Trust Wallet cüzdanlara giriş yaptığınızda 12 kelime vardır. Evet. O 12 kelimeyi unutursanız siz de erişemiyorsunuz. Eyvah. Yani bir sosyal medya şirketine kimliğinizi göndererek bir şekilde hesabın erişimini kaybettiğim, telefonum budur vesaire deme şansınız var ama bu Web 3.0'ın sunduğu blok zinciri sistemli, tabanlı bu kripto para cüzdanlarında bu durum söz konusu değil. Eyvah siz çok tehlikeli. Unuttuğunuz an bitti. Bitti. Yani geri getirme şansınız evet. yok. Onun için de bence ayrıca çalışılmalı bu şifre. Ne yapacağız? Nasıl koruyacağız? Ne olacak şimdi? Unutursak nereye gideceğiz? Nereye nasıl başvuracağız? Nereye yazalım? Evet. İnsanlar dijital ortamı kullanıyor. Ama dijital ortamı geleneksel yöntemlerle kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ha. Hani eskiden yazarlar... Ajandamız vardı böyle yazılı. Bunlar için ajanda şart. Çünkü dijital ortam güvenli değil. Şifrenizi siz bir şifre uygulamasına, şifre kayıt uygulamasına gönderirsiniz. Siber hırsız onu kırar. Bütün hesabınızı boşaltabilir kripto para cüzdanınızı. O zaman eskiden eski bir bankacı olarak da bankalarda kasalar var biliyorsunuz. Vallahi. Kasaları ajandaları koyacağız artık. İşte o şifreleri yazdığınız ajandaları da şifre kasalarda saklayacaksınız. Doğru. Çünkü dijital ortamda bulut sistemlerde bunları sakladığınız zaman bulut sistemleri de çok rahat egale edebilirler. İşte Drive gibi, Cloud gibi sistemler de çok rahat bir şekilde kırılabilir. Fotoğraflarınız, bilgileriniz. Her an gidebilir. O yüzden yazılı. O ajandamızı ne yapacağız? Banka kasalarına. Gerçekten evet, öyle. Öyle buradan ben değerli izleyicilerimize söyleyeyim. %100 güven dijital ortamda asla söz konusu değil. Yani ben evet. güvendeyim demesinler.
bir anda dediğim gibi tepe taklak gidebiliyor sistemler. Öyle söyleyeyim. O yüzden size. Bu da önemli bir çok güvenlik önemli. Bilgisi oldu. Çok teşekkürler rica hocam. Aynı zamanda 5G teknolojisiyle ilgili galiba uygulandı bizim ülkemizde de. Evet. Bununla, İstanbul Havalimanı'nda test edildi. Öyle mi? Onu çok detaylı bakamadım, inceleyemedim ama sizden dinlemek istedim. Evet. Testten geçti mi? Hı hı. Ne zaman hayatımızda olacak ve bu 5G'yi kullanarak nasıl dolandırıcılık yapılacak, yapılıyor, yapıldı mı bilmiyoruz ama bununla ilgili nasıl bir önlem alalım hayatımızda? 5G, 5. nesil, 5. jenerasyon, hı hı. hücresel ağ anlamına geliyor. Hı hı. Ve 5G ile birlikte nesnelerin interneti dediğimiz bir kavramla tanışacağız biz. Ne olacak? Her cihaz birbirini görebilecek. Sensörleri olacak, cihazlar birbiri arasında iletişim kurabilecek. Cihaz dediğimiz telefon, tablet, bilgisayar. Şu kamera gördüğünüz, buzdolabınız, öyle çamaşır mi? Makinanız, kapınız, akıllı sensörü bulunan her cihaz birbirini görebilecek. Bakın bu çok önemli. Evet. Bunu akıllı ev sistemleriyle bir araya da tutmayın. Bu akıllı ev sistemi evin içerisinde olan bir şey. Ama bu yine dünyaya açılıyor. Evet. Bu sefer eşyalarımız açılıyor. Telefonunuz, arabanız buzdolabını. Birbiriyle iletişim halinde. Birbiriyle iletişim haline geçecek. Düşünün bu ağ içerisindeki iletişim, veri akışı 5G üzerinden gerçekleşecek. Çok hızlı zaten. Çok hızlı. Evet. Zaten 5G ciddi anlamda size veri aktarım hızını 10-20 kata kadar arttıracak. Bu bir, çok bir büyük avantaj. Bir film indirmek isterse birkaç dakika tak, belki, tak, tak, belki 10 indirebileceksiniz. Saniye. Evet. 10-15 saniye içerisinde belki bir 2 GB'lık veriyi indirebileceksiniz. Evet. Bu o çok güzel önemli. Bir şey. Hani tabii. Artıları var tabii. Evet. Hep böyle kötü yanları konuşuyoruz ya hocam. Evet. Bunlar artıları. Çok güzel, çok hızlı. Bütün dosyalarımızı hızlı alıp gönderebileceğiz. Tabii. Evet ama tehlikeleri. Ama ciddi anlamda da işte dediğim gibi buradaki veri bütün bilgilerimizi. Bütün bilgiler burada bir havuz içerisinde tutulacak. Bu havuzun hacklenme riski her zaman olacak. Dolayısıyla sizin kişisel verileriniz hacklendiği an siber hırsızların eline geçecek. Hatta bunlar da Yeliz Hanım dark web dediğimiz web'in karanlık kısmında satılıyor. Dark web bir özel tarayıcıyla girdiğiniz bir sistem. Yani web'in gördüğümüz web 3 katmandan oluşur. Surface web, deep web, dark web'tir. Surface web web'in %5'i 10'u. Yani siz internetin %5'ini 10'unu kullanıyorsunuz. Evet şu anda. Kalan kısmı o %80-90'lık kısım. Bütün karanlık bütün işlerin bilgiler. Yapıldığı, illegal işlemlerin yapıldığı, işte bir e-ticaret sitesinin hacklenmesiyle birlikte buradaki kişisel verilerinizin satıldığı bir mecradan bahsediyoruz. Özel bir tarayıcıyla girilebiliyor ve işte kiralı katiller, işte uyuşturucu madde satışı hep buralardan yapılabiliyor efendim. O yüzden çok, çok dikkat, ciddi. Çok ciddi riskleri, tehditleri beraberinde getiriyor. Hani hep söylüyoruz ya anne ve babaları uyarıyoruz. Çocukların uyguladığı yüklemelere bakın. Çocukların uygulamalarını kontrol bilgimiz edin. Bilgimiz olsun. Evet. Yani bütün oyunlar masum değil. Masum değil. Hiç değil. Aradaki reklamlar, oyunların içerisindeki mesajlar. Kesinlikle. Lütfen artık biraz farkındalığımız artsın evet istiyorum. Yani bunu çok konuşuyoruz. Siz de çok anlatıyorsunuz ama yine çevremde görüyorum ki bazı programlardan işte aile güvenlik paketlerinden haberi olmayan ebeveynler var. Maalesef. Artık bu ihmal edilecek, ertelenecek bir durum değil. Asla değil. Bu 5G dediniz korktum. Ne zaman gelecek hayatımız şöyle hocam? Efendim şu an zaten GSM operatörleri bunların testlerini devam ettiriyor oldu. İstanbul Havalimanı'nda da bir tanıtımı lansmanı yapıldı. 1-2 sene içerisinde bunun artık hayatımıza gireceği önce pilot bölgelerde daha sonra da tüm Türkiye genelinde kullanılacağını söyleyebiliriz. Bundan sonra farklı bir teknoloji bekliyor. Zaten yüksek internet hızı, metaverse gibi teknolojiler için yüksek internet hızı gerekiyordu evet. efendim açıkçası. Dediğiniz gibi bizi hazırlıyorlar. Evet. Bu mecralara, bu sosyal işte internet ortamlarına, dijital ortamlara biz yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Ama efendim dikkat ederseniz bu artık arşivcilik ve bazı hususların kayıt altına alınması basılı şekilde bunların artık egale edildiğini görüyorsunuz. Yani mesela artık insanlar diyor ki ben diyor dijital ortamda kitap okuyayım diyor. Basılı kitap almıyor. Evet. Bu da aslında bizim belki gelecekte hani hep diyorlar ya internetin sıfırlanması, bütün verilerin silinmesiyle birlikte bizim acaba hafızamız da mı silinecek baktığınızda? Bu korku evet. da ister istemez hani çok komplo teorilerini düşünmüyor değilim açıkçası. Çok soru var bununla ilgili evet. ve bilemiyoruz, göremiyoruz. Şu an evet ben kesinlikle evet. bu komplo teorisi bu olmaz diyemiyorum. Olabilir. Bir anda sıfırlanabilir.
Great reset deniyor, büyük işte sıfırlama. Bundan sonra hafızalarımız da silinecek çünkü basılı hiçbir ürün eser bırakmamışız biz. Her şeyi dijital ortama atmışız. Eskiden en azından fotoğraflarınızı banyo elimizde yaptırıyorduk. Şey elimizde bir veri vardı. Evet. Bugün şimdi USB flash diskiniz ya da o bulut sisteminiz hacklendiğinde hiçbir şekilde... Bütün anılarınız da gidecek yani. Aslında. Sosyal medya hesapları da öyle değil mi? Evet. İnsanlar bırak ondan ziyade diyor ben diyor anılarım burada diyor ya videolarım doğru. Burada diyor YouTube hesabımda diyor. Aynen aynı fikirdeyim. Hani ben de yazılar yazmaya çalışıyorum sosyal medyamda. Hani çok üzülürüm gerçekten öyle bir şey yaşarsam da. Çünkü emek veriyorsunuz evet. Oraya aslına baktığınızda. Bir fotoğrafı çekerken de bir emek veriyorsunuz. Yazı yazarken, kaleme alırken de bir. Emeğim var orada kesinlikle. Diyorum. Benim için de kıymetli. Evet. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Eminim izleyicilerimiz de çok yararlandılar bu güvenlik, teknoloji güvenlik kısmında. Ben süremiz azalırken size şunu sormak istiyorum. Bütün konuklarıma soruyorum aslında. Sizce yaşamın anahtarı nedir? Yaşamın anahtarı bilinçli dijital medya kullanımıdır. Evet. Çünkü bundan artık... Güvenli, bilinçli. Evet. Dijital evet. Medya internet kullanımıdır. Çünkü artık internet okuryazarlığı, dijital medya okuryazarlığı son derece önemli. Bir içeriği gördüğünüzde ne yapacağınızı bilmek, kıyaslama, mukayese etmek son derece önemli. İşte o oltalama tuzaklarına düşmeden önce farkındalığınızın arttırılması adına bu bilince ulaşmak çok önemli. Bir de hafta sonu mesela. Dijital detoksun ben çok önemli olduğunu kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle yani. Dopamin detoksu konusu evet, var. Bunları da yapmaları gerekiyor. Onunla gerekli. İlgili de ayrıca bir program yapalım İnşallah. Hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum teşekkür geldiniz ediyorum, bilgilerinizi ne paylaştınız. Ne demek efendim davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum çok sizlere teşekkürler. Ve BBN Türk ailesine. Çok teşekkürler. Yaşamın anahtarı kısa bir aradan sonra devam edecek.